Tektopattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizler birlikte XMP ile destekleyen belleklerimizi nasıl 3000 MHz alacağımızı göstereceğiz. Sık sorulan bir soru var. Benim belleklerim 2133 MHz'de çalışıyor. Oysa kutunun üzerine baktığım zaman bu belleklerin 3000 MHz olduğunu görüyorum. Evet, bunları nasıl 3000 MHz'de çalıştıracağım? Burada XMP isimli X, M ve P harfleriyle kısaltılmış bir seçeneğimiz var. Evet bu Intel'in belirlediği bir standart Extreme Memory Profile anlamına geliyor. Buraya tıkladığımız zaman burada farklı profiller görebiliriz. Yapmamız gereken buradan profili seçmek ve seçtikten sonra buradaki sayısal değerleri bir kontrol etmek. Evet burada görüldüğü üzere profil 1'i seçtikten sonra DDR4-3000 yazmakta. Şimdi buradan Save and Exit diyoruz. AI, Overclock, Turner, Auto'dan XMP ayarına geldi. Yani biz otomatik olan bir ayarı değiştirdik ve önceden kayıtlı bir profile geçirdik. Bu sayede 3000 MHz etkinleştirmeye çalışacağız. Bakalım çalışıyor mu? Deret tuşuna basarak tekrar BIOS'a giriyoruz. BIOS'a girdik. Burada şu anda gerçek zamanlı bellek frekansımızı görebiliriz. Artık DDR4 3000 MHz. Sık yapılan bir hata DRM status kısmına bakmak ve buradaki belleklerin hala 2133 MHz'de çalıştığını sanmaktır. Bu aslında kullanıcı arayüzünde... ...bilginin burada kısaca verilmesi, alt kısımda oysa eski verinin aynı şekilde tekrar edilmesinden kaynaklanıyor. Burada kullanıcı arayüzünde keşke yanında aktif frekansı buraya da yazsalar, kullanıcılar bu hataya düşmezlerdir. Acaba. Şimdi bu XMP nedir? Her zaman açılabilir mi? XMP sadece destekleyen belleklerde, destekleyen anakartlarda açılabilir. Biz sistem tavsiyelerimizde özellikle RAM frekansının önemli olduğu iş istasyonlarında ve çalışma platformlarında... ...sizlere tavsiyeleri XMP'leri çalışan bellekler ve anakartlara göre tercih ederek veriyoruz... Ediyoruz. Bu bağlamda aradığınız bilgiyi aylık Teknopat sistem tavsiyelerinde bulabilirsiniz. Bunun haricinde listelere baktığınız zaman özellikle e-ticaret sitelerinde sadece belli frekansların listelendiğini görürsünüz. Oysa XMP etkin mi değil mi? Bu frekansa nasıl ulaşıyoruz? Bunlar belirtilmiyor. O bağlamda eksik veriye ulaşabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz bir de üreticinin sitesinden, Teknopat.net'ten bu tür verileri kontrol etmeniz. Evet, bunun için belliğin kod adına bakabilirsiniz. Belleğin kod adı zaten kutunun üzerinde yazıyor. E-ticaret sitelerinde de, internet üzerinde de, üretici sitesinde de bir kodlar oluyor. Uzun sayısal bir değer oluyor. O uzun sayısal değer zaten internet aramalarında karşınıza kolaylıkla çıkıyor. Daha da olmadı, işin içinden çıkamadınız. teknopat.net'in sosyal bölümü var. Hesap oluşturma rehberimiz bile var. Basit bir soru sorarak orada istediğiniz bilgi edinebilirsiniz. Evet, sizler birlikte XMP'nin nasıl devreye sokulacağına baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.